Merhaba arkadaşlar. Periyodik özelliklerin 8. videosunda metalik ve metalik özellikten söz edeceğiz. Ve metalik ve metalik özelliğin periyodik sistemdeki değişim eğiliminden bahsediyor olacağız birlikte. Metalik ve metalik özellikler dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Önce bir onu söyleyelim. Şimdi metalik özellik ki bu metalik aktiflik olarak da söylenebilir. Şöyle onu da yazayım. Metaller biliyorsunuz bileşik yaparken elektron verme eğilimindedir. Dolayısıyla metalik özellik elektron verme eğiliminin ölçüsüdür. Bir metal ne kadar fazla elektron vermek istiyorsa metalik özelliği ya da metalik aktifliği o kadar fazladır deriz. Ametalik özelliğe geldiğimizde ise ya da ametalik aktifliğe Ametalik özellik ya da aktiflik, e, ametallerde bileşik yaparken elektron alma eğiliminde oldukları için ametalik özellik de elektron alma eğiliminin ölçüsüdür. Bir ametal ne kadar fazla elektron almak istiyorsa ametalik özelliği ya da ametalik aktifliği o kadar fazladır diyoruz. Ve burada Atom yarıçaplarına bağlı olarak şunu söylüyoruz. Atom yarıçapı arttıkça arkadaşlar ne olacaktır? Arttıkça şimdi yine lityum sodyuma geldim. Lityumun iki tane enerji seviyesi var. Burada bir elektronunu ver, vereceğini düşünelim. Sodyumun hop şuraya sığacak mı? Evet. 3 enerji seviyesi var. Şunu verecek. E çap arttıkça bu elektrona uygulanan çekim azalıyor. Hatta yoğunlaşma enerjisi de azalıyordu. Dolayısıyla lityum ve sodyumu karşılaştırdığım zaman çap büyük olduğu için en dıştaki elektronun uyguladığı çekim kuvveti daha az olduğu için sodyumun elektron vermesi daha kolay olur. O zaman daha kolay yani elektron vermeye daha yatkın olduğu için metalik özelliği de daha fazla olur. Yani atom yarıçapı arttıkça sevgili arkadaşlar metalik özellik artar. Çünkü elektron verme isteği artar. Zaten var olan elektronu çok uzakta ve çok da fazla çekemiyor. Ametalik özelliğe geldiğimizde ise şimdi e, burada da çap ne kadar küçükse o zaman Şimdi çap arttıkça daha kolay elektron veriyordu. Atom yarı çapı azaldıkça atom sahip olduğu elektronlarını daha fazla çekiyor. E, çektiğine göre ondan koparmam daha zor. O nedenle elektron alma isteği artıyor, artar. Elektron alma isteğinin artması da ametalik özelliğin artması anlamına gelir özellik artar diyoruz. Peki periyodik sistemde nasıl değişiyor? Gelin bir de ona bakalım. Şimdi periyodik sistemde şu tarafa doğru geldiğimizde yani sol alta doğru atom yarıçapı artıyor. Atom yarı çapı arttığı için en dıştaki elektronlara uygulanan çekim kuvveti azalıyor. Dolayısıyla çekemediği için bu tarafa doğru Elektron verme isteği artar. Elektron alma isteği azalır. Zaten çap büyüyor. Çap büyüdüğü için sahip olduğu elektronları bile çekemiyor. Daha fazla elektron almayı da istemiyor. Elektron verme metale ait özellik olduğu için o zaman bu tarafa doğru metalik özellik artar diyoruz. Ametalik özellik ise azalır diyoruz. Özellik azalır. Şu sağ üste doğru gittiğimiz zaman bu tarafa doğru geldiğimizde bunun tam tersi olacak ama atom yarıçapı ne olacak arkadaşlar? Ay buraya sığdıramayacağım şimdi oklar koyacağım. Atom yarıçapı azaldı. Atom yarıçapı küçüldüğü için çekirdek elektronları daha çok çekiyor. O nedenle elektron Vermek istemiyor. Elektron verme isteği azaldı. Elektron vermek metalik özellik olduğuna göre demek ki bu tarafa doğru geldiğimizde metalik özellik azalır. Tabii soy gazları bunun içine almıyoruz. Metal ve ametallerden bahsediyoruz. Elektron vermek istemiyor. Bunun yerine elektron almayı tercih ediyor. Elektron alma isteği dolayısıyla ametal özellik artar diyoruz. Burada gördüğümüz elementler içerisinde şurada bulunan fransiyum elementi var. Bakınız atom yarıçapı en büyük olan, o zaman elektron verme isteği en fazla olan. Mesela bunun metalik özelliği en fazla olur o zaman. Metalik özelliği en fazla. Ametallere geldiğimizde ise şurada flor elementi vardır. Bunun elektron alma isteği en fazladır. Dolayısıyla yarıçapı da en küçük olduğu için bunun da ametal özelliği en fazla olan element olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. En fazla. Yani çap arttıkça metalik özellik artıyor. Çap azaldıkça ametalik özellik artıyor diyoruz. Bu videomuzda da metal kimyaterik özelliklerden bahsettik. Değişimlerde, periyodik değişimlerde son bir videomuz var. Görüşmek üzere.